Telif yemeden kapatalım. Ne yaptım? Tıraş oldum. Çok güzel oldu. Duş aldım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Kayıt yapacağım. Saat şu anda 17.22. Dolayısıyla saat 6'ya kadar yetiştirebilirsek bir video yetiştirmeye çalışacağım. 6'yı birazcık da aşabilir. Öyle saçlarım kabardı duş aldığım için. Hacettepe'li sivitimi giydim. Sabahtan beri bu yarın paylaşacağımız yağmurlu olan videomu düzenliyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz vlogunu. Vlog değil, soru cevabını. Onu düzenledim. Yükleniyor. Kayıttayken hala yüklenecek. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra yüklenmesi tamamlanacak. Öyle, ben şimdi bunu kurayım. Hemen kaydımızı alalım. Çünkü benim yarım saatim var. Hem anlatacağım, hem render alacağım, hem yükleyeceğim arkadaşlar. Ne kadar bilgisayarım hızlı da olsa internet hızımız genel olarak zaten hep yavaş olduğu için hep uzuyor. Daha fazla uzatmayayım, hemen kayda. Bir daha sor. Sakın odama gelme. Bir daha sor. Arkadaşlar dur. Bir daha söyle yoksa çeviririm kamerayı. İskeletor seni. Arkadaşlar benim ablam Minecraft'taki iskelet karakterine benziyor. Şuraya resmini koyuyorum. Şimdi çok uzun vloglardır hiç sesi bile çıkmadığı için dedim ki biraz şimdi dışarı çıkacak. Arkadaş avukat olduğu için her gün bir cezaevi, bir mapushane şeyinde takılıyor. O yüzden... Hadi bir şeyler söyle ya bak. Bir şey diyeceğim, sen ne kadardır vloglarda yoksan benim vlog kanalım hızla büyüdü yalnız. Hayır, ben 10 yıl önce gözükeceğim dedikten sonra büyüdü. Hayır, ne alakası var? 10 bin olduk, büyüdü kanal. Gözüktün mü, gözükmedin? Gözüktüm ya. Nerede gözüktün? Hukuk fakültesi. O vlog kanalına çıkmadın Osman onda. Sonra hayır, gözüktüm. Ya tamam da kanalıma etkisi ben olmamış. Ben 10 bin olduktan sonra çıkacağım dedim. Hangi kanala çıkacağım? Bak, çıktın ama vlog kanalımın etkin olmadı diyorum. Ben daha henüz 20 bin bile olamadım. Şu anda 18.500 mesela kanal. Yani hiç etkin olmamış kanalıma, onu demek istiyorum. Hmm. Diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok. Kardeşimi çok seviyorum. Has kardeşim. Arkadaşlar ablam az önce öz ablam dedim. Ablam da diyor ki ya başka ne diyecektin zaten Tunç diye. Peki hala ablamın evresimini kullanmam. Of yoruldum arkadaşlar. Lineer Cebir'in kaydına başlayacağım da. O yüzden bir konuşma videosu yaptım. Oynatma listelerine ekleyeyim diye. Diğer videoda da söylemiştim. Ben bunu anlatmayı çok düşünmüyordum. Cebir benim alanım değil. Cebir benim ilgi duyduğum bir alan da değil. Ben genel olarak uygulamalı matematiğe ilgiliyim. Adamın birisi beni bir gün fitilledi. Yani bir kendisince üstten bakan bir bakış açısıyla böyle hani insanlara bakan tipler olur ya. İşte sizi ezikler, sizi böyle nasıl söyleyeyim. Sizinle bir şey yapmaya çalışıyordur ama sizi de alttan alta ezikliyordur. Hani gel benimle çalış. Bak ben senin yukarındayım falan diyordur. Ben böyle hissettiğim zaman deliriyorum. Sen misin bana diyen? Kaç video sürerse sürsün. Bu da buradan sözümdür. Eşek gibi bitirene kadar anlatacağım. Ondan sonra bakalım. Aynı şeyi diyebilecek mi adam? Ya biraz hırs yaptığım için anlatıyorum. Yani çok heveslisi olduğum için değil ama. Şu anda kullandığım tüm kalemleri Yağmur bana hediye etmişti. Aşırı duygusallaştım. Bakın bu defter Yağmur'un hediyesiydi. Şu anda kitap okuyorum. Çeviri yapıyorum. 3-5 tane güzel kelime vardı. Onları not aldım. Bu kalem... Millet Kütüphanesi'nde çalışırken kullandığımız kalemdi. Çok güzel, akışkan. Bunu Yağmur hediye etmişti. Hayatımda hiç bir kere bile stabilo almadım böyle. Onu sağ olsun Yağmur aldı. Onu da o hediye etti. Bu da Yağmur'un AliExpress'ten aldığı güzel kalemlerden. Dusty vardı da ben çıkardım. Daha rahat oldu. Neyse işte ders yapıyorum ben. Yani şey ders yapmıyorum da kelime çalışıyorum. Biraz gramerde. Aslında bir dakika şunu bir kaldırayım. Her vlog başında eskiden İngilizce sınavına gireceğim zamanlarda günlük bir kelime söylüyordum. Geri devam ettirsek mi acaba? Bir öğrencim bir şey istemişti. Selahattin hatta ismini de söyleyeyim. Selahattin'e de buradan selamlar. Demişti ki hocam şöyle konuşalım. Bu fizikteki eylemsizlik momenti ile ilgili bir şeyler anlatır mısınız? Onların bazı ispatları integralle geliyormuş dedi. Çok merak ettim dedi. Ben de dedim seve seve anlatırım. Çok da keyif aldığım yerler aslında. Anlatması da keyifli. O yüzden birazcık belki onu yani anlatacağımı bir tasarlarım kafamda. Biraz karalama yapabilirim. 1.8 izlenmiş şu anda. Tanışmamız kadar çok izlenmeyecek sanırım ama olsun. Aslında gece yani saat gece 1 falan ama inanılmaz kar yağıyor. Size gösteremiyorum. Çok bir evin konumu vesaire dolayısıyla ama o kadar çok kar yağıyor ki hiçbir şey görünmüyor. Şöyle göstereyim. İnanılmaz kar yağıyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Ben hiç bu kadar kar yağdığını görmemiştim. Gerçekten çok iyi ya. Of, aşırı böyle motivasyon, mutluluk, her şey doping oldu bana. İnip karda yürüyesim var ve koşasım var. Çok güzel görünüyor. Günaydınlar, merhabalar. Yine bir vlogun ortasıdır.
İnanıyorum ki dün çok fazla kar yağdı. Balkonda geveliyordum, onu koymuşumdur. Umarım bu görüntülerden önce. Biraz açıldı yollar falan ama yine böyle bir yani eski. Geçen hafta dedim ya çok kar yağıyor. O şeye geri çevirdiler. Ne yedim sabah hadi. Hadi gittim aldım geldim. Ne yedim tahmin edin. Simit aldım arkadaşlar kendime. Artık hep o simitçiye gidiyorum, oluyor orada. Şaşmıyor yani. Neyse bakalım bugün kayıt yapacağım. Bu fizikle ilgili bir kayıt yapacaktım. Onun notlarını hazırlıyorum, çalışıyorum. Onlara devam edeyim. Bakalım İlkan abi bizi alacak. Seni beklemiş arkadaşlar ya. Duraktan alınıyorum ya. Ne haber? Nasılsın? İyidir, senden ne haber? İyi de olsun ya. İlkan abi bu. Sonunda uzun süre sonra gördünüz. Aslında ilk blok da sen neydi o? Abi yeni gelenler bilmiyor. Herkes biliyor ama. Sen neydi o? Evet. Ben İlkan abiyle buluştum. Şimdi biz bir şeyler gideceğiz, oturacağız. Size sanırım Ankara'nın en büyük diyenarı. Doğru muyum İlkan abi? Muhtemelen evet. Türkiye'nin bir dolayı. Burası bakın tüm katlar diyenar değil mi abi? Evet evet. Hepsi öyle kocaman. Biz buraya gelmemiştik hiç. Ben de gelmek istiyordum. O yüzden bakalım tüm katları DNR bak. Ya yağmur aslında buraya gelse daha güzel olurdu ama neyse ben onun yerine de girip gezeceğim bir şimdi. Bir dahakine de yağmuru izleyelim. Evet bir dahakine de reizle geliriz. Manga kısmı var ama burası en çok satanlar. Bir de en üst katta hepsi varmış. Hepsi yok değil mi burada o zaman? Yukarı yok, mı çıkalım? Yok çok beslidir onun. Tamam yukarı çıkıyoruz. Hadi gel buradan var mı çıkış? Hatta şey evine gidiyoruz. O zaman en üstte çıkalım, yürüye yürüye inelim. Yok şöyle basalım sonra merdivene çıkalım. Evet burası İngilizce kitap kısmıymış. Ben şu an okuyorum. Romeo ve Juliet okuyorum biliyor musun? Ama bu kadar kalın değil, daha küçültülmüş halde. Other language diyor. Oo bir sürü de var demek ki. İçi çok güzel, ben çok beğendim. Güzel. Kötü değil. Yok güzel. Şuna abi. Ama bakalım sinematik şeymiş bu. Hmm. Hepsi de Harry Potter kitabı. Severiz yani biliyorsun. Evet. Aa çok güzel. Şeyi çok güzel arkadaşlar hissiyat sayfanın. Yok benim zaten şeyim var. Bizim için biraz öyle. Burada başka ne var? Psikoloji var, bilim var. İçi çok tatlı arkadaşlar. Tamam daha çok övmeyeyim, gezelim. Arada da göstereyim yine size. Ben buraya dediğim gibi yağmurla gelmeliyim. Yağmuru burada bırakıp yemek yiyip geri dönmeliyim. Evet alt kata iniyoruz. Üst katlarda kitaplar vardı. Soru bankaları da üst kattaymış. Bir de bakalım burada ne var? İkinci kat. Evet, ikinci katlarda çizgi kitaplar da var. Bakın şurada Tenten var. Kapağı çok tatlıydı. Şurada etiket var. Abi 1984'ün falan da var bak. Hayvan çiftliği. Ha evet. Şuraya gelelim. Şimdi burada bakacağız. Bazı mangalar var. Şimdi ben buradan bakayım. Yağmur'un istediği varsa alabiliriz. Yine şey nurdu yok değil mi? Arkadaşlar ben böyle şeylere hastayım. Girdim mi kaptırıyorum kendimi. Bakın bu kat oyuncak katıymış. İşte Legosudur, puzzle'dır her şey burada. 15 dakikadır buradayız. Ben böyle bakıyorum işte şuradan arabalara baktım böyle bayağı. İlkan abi de orada bir şeylere bakıyor. Az ya bir dolanalım. Ben buradan güzel bir araba bulmayı düşünüyorum. Bulursam alırım. Şuradan girmiştik. Oradan girip buradan çıktığınız zaman şurası da kafeymiş. Şimdi inerken gösteririm. Bakın bu kat kırtasiye katı. Şöyle kırtasiye katı burası. Şimdi biraz da buraya bakalım. Burada mutlaka zaten bakılacak, zaman geçirecek bir şeyler oluyor. İşte İlkan abi de zaten kalemlerin üstadı olarak bize bir gösterir. Uf abi şunlara bak ya ne güzel. Ulan hiç alakam yok ama hoşuma gitti. Bak alasım var şu anda bunlar neyse. Evet şurası da şöyle. Kafeymiş. Hop. Aa şirket gece. Yemeğimizi yedik şimdi İlkan abiyle bir kahve edeceğiz. Burası kaçıncı dakika oluyor abi? Burası ne olacak? Ben bu tarafları çok bilmiyorum. O yüzden İlkan abi götürüyor bizi bakalım. Çok gittiği bir yer varmış. Nereydi? Ha A4'e gittik. Dostu. Karanfil dostu. Ya karanfil dostu değil bak. 3 tane alıyorsun. 2 tane fiyat veriyorsun. Evet yürüyoruz. Ben genelde bu caddeden bisikletle geçerdim. Bilenleriniz var zaten. Hatırlar ya da. Şurada böyle kaydırdığım şeyler, videolar vardı. Bile olsa da konuştu arkadaşlar. Ne dedim? Geliyoruz. Nereye geliyoruz? Hop buraya. Şimdi mekan burası mı İlkan abi? Evet. O yoldan buraya geçiş var mı? Şöyle dolanırsın var ya. Ha.
Evet, buraya geldik. Bakın şu resmini görmüştük ama çok tatlı görünüyor. İki yer. Bu ikisi aynı değil mi İlkan abi? Ayrı ayrı. Ha, ayrı ayrı. Neyse, ikisi de çok tatlı görünüyor. Oo, bir de çan çalıyor. Aa, çok güzel. De aşağısı. Aa, pardon. Lan niye almadın? Oha, çok güzel. Aşırı tatlı. Valla bugün kültür turu oldu gerçekten İlkan abiyle. Sipariş vereceğiz. Siparişimizi verelim. Arkada çok güzel bir yer var. Şöyle bakın. O gördüğümüz yerin aşağısıymış işte. Ben bir gezdim de kafeye. Belki Yamo ile gelirsek ki önden hazırlık. Orta katta oturmaya karar verdik. Kalktık şimdi, kahvemizi içtik. Saat de 7.30 oldu. Burası çok güzeldi bu arada İlkan abi. Ben çok beğendim. A4 kafe diye geçiyor. Asıl çıkışını anlatıyordum bak. Yok, ses gidiyor. Sen anlat. Şu A4'ün çıkışını anlatıyordun. Anlatsana. Ha, şurada abi, duralım ve anlat. Bir aralık var. Burada işte duyulmuyor, duyulmuyor. Oradan geçiyorsun. Mikrofon almıyor seni. Abi Kulu Park'ın yanında ya direkt. Yok, orijinal çıkış noktasını anlat. Şu ışığın abi, altında duralım. Heh, burada anlat be. Abi ODTÜ'nün A4 kapısının orada açılıyor bildiğim kadarıyla ilk defa. Ha. Ondan sonra ismini de A4 yapıyorlar. Yani burada yeni bir şube. O zaman orası ilk şubesi mi? ODTÜ'deki mi ilk şubesi oluyor? Yani? Evet. ODTÜ'nün A4 kapısının orasındaki. Ama Çiğdem mi oluyor? 100. yılın tam o kısmı bilmiyorum da. Çiğdem mahallesi oluyor sanırım. Muhtemelen o kısım oradır yani. Doğrudur. Ya, burası da işte geldiğimiz zaman böyle çok güzel. Arnavut o kaldırımlı. Arnavut motora çarptık ama bir ufak. Neyse. Görmedi. Bakın burada kıtırmış. Meşhurmuş. 35 yaş üstü alkollü mekan gerçekten. Meşhurdan kasıt da bu. Şöyle göstereyim ben size. İşte maç mı var artık? Ne varsa. Şöyle bu. Evet. Bu ne yapıyor? İlkan abi. Arkadaşlar selam. Yine bir sürpriz peşindeyim. Ama bu sefer çok sürpriz olmayacak. Az önce İlkan abiyleydik. Görünüyor muyum lan ben? Çok hızlı yürüyorum. O yüzden kamerayı doğrultamayacağım. İlkan abiyleydik. Yağmur bir kitap yazdı. Daha doğrusu 3 al 2 öde kampanyası var. Çok istiyorum yazdı. Kendisi biraz rahatsız. Ben de ona çaktırmayacaktım da. İster istemez çaktırmışımdır. Yine de neyse, önemli değil. Henüz beni metroda biliyor. Ben ona sürpriz yapmak için çok hızlı yürüyorum ki kitabı alacağım. Evlerine gidip sürpriz yapacağım. Hasta kendisi, o yüzden oturamam. Çok da görüşemem. Ama en azından onu kitap alıp sevindirmek istedim. Oraya gidiyorum. Hadi kitapçıya gidelim hemen. Çok soğuk arkadaşlar. Çok soğuk. Kampanya şu bakın. Seçili manga, çocuk ve gençlik kitaplarında 3 al 2 öde. Bunları aldım. Tam yağmurun istedikleri kalmamış. Çünkü indirim olduğu için bayağı kişi gelip almış anladığım kadarıyla. Üçüncüsünü aldım. Bunun işte Sword Art Online. Fena değildi o kitap. Bir de şu Limited görüyorduk. Bunu da üçüncü kitap olarak almak istedim. Şimdi 3 al 2 öde var da bakalım neyi referans olarak 3 alacağız 2 ödeyeceğiz. Göreceğiz şimdi. 3 al 2 öde kampanyası belli kitaplarda geçerliymiş. Ben çok saçma, çünkü keyfi kitaplarda geçerli sanıyordum. Niye saçma? Şu yüzden. Mesela 3 kitap alacaksam en ucuzuyla diğer en ucuzunu toplarım. Üçüncü en pahalıyı bedavaya getiririm değil mi? Çok saçma. Dolayısıyla adam da uyardı. Aynı serinin kitaplarında üçüncü bedava oluyormuş. Yani bu da ne demek? İşte bir One Punch Man alacaksanız, bir de Limit diye bir manga vardı. Neyse, kısacası aynı animenin kitaplarında iki tane alırsanız üçüncü bedava oluyormuş. Şimdi hemen Yağmur'a bırakacağım. Saat 9. Ben sonra hemen geri eve döneceğim. Çünkü biraz üşüdüm. Kitaplarını verdim, çok mutlu. Uzak duruyoruz ama birazcık. Bugün umarım üşütmüşümdür. Ayda ayda üşütmüşsün sen, bak taş gibisin, hiçbir şeyin yok. Evet, bacaklarım ama çok ağrıdı. Yine de uzak duruyoruz. Şimdi ben verdim kitaplarını Yamo'ya ve gidiyorum. Aman. Ya kıyamam, tamam tamam. Sen bir tek bir yoldan kaçmıyordun. Ay, merhaba. Bir tek bir yoldan kaçmıyordun sen. İyi misin? Bak ben geldim. Ablaya kitap getirdim. Seni de sevip öyle gidiyorum. Babası oluyorsun teknik olarak. Tamam tamam.